bir şeye ihtiyaç var. Şimdi bütün dertleri Cumhuriyet Halk partisine masaya oturmak. Çünkü bu masa pazarlık masası. Bu masada Cumhuriyet var. Bu masada Türk ulus kimliği var. Bu masada kurucu ideolojimiz var. Bu tartışılacak. Buradan ödünler verilecek. Çünkü bunlar ödünler vermezsen dış dinamikleri kendinizi destek için ikna edemezsiniz. Bir de demi memi ikna edemezsiniz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bunun dışında kalırsa masada devrildiğinde ne olur biliyor musunuz? Yükselen güç olur. Şimdi suça ortak etmek istiyorlar ki yarın bir gün masa dağıldığında hatta o masanın en güçlüsü kim olacak biliyor musunuz? Erdoğan. Kardeşim Bahçeli kucağımıza vermişti. Bak CHP'de bu işin içinde. Biz mücadele ediyoruz. Ediyor muyuz? İşte bak hep ben açıklamıştım. Ve operasyonları da bunun için yapın. Bakın büyük resim bu. Bakın büyük resim bu. Bu işin içinde uçum var. Bir de ısrarla ne anlatmaya çalışıyor? Bu açılım değil diyor. İliklerine kadar açılım. Peki niye açılım demek istemiyorlar? Birinciyi denediler. Marka değeri yok. İtibarsız yok. Şimdi hani bizim Nasrettin Hoca'nın var. Boyayıp tekrar satma. Şimdi boyayıp tekrar satmaya çalışıyorlar. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu e, kalın ter tarafından verilen briefingi dinlemesi bu süreçte gerçekten çok yanlış olmuştur. Mutlaka tehdit değerlendirmesinde e, yani yıllarca devletin içinde çalıştığım için bu tür briefingler verdiğim ve katıldığım için biliyorum mutlaka e, Trump sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede Suriye'de Güney'de neler kotarmaya çalıştığını, Türkiye'nin bu değişiklikte asgari zayiatla atlatabilmek için neler yapılması gerektiğini bir şekilde dikte etmişlerdir. Ya bu olamaz biliyor musunuz? Ancak majestelerinin muhalefetinde bu ses konusu olabilir. Yani görüyorum ki CHP liderliği devlet deneyimi açısından çok e, deneyimsiz. Bir de e, Erdoğan aynı zamanda neye oynuyor? E, Cumhuriyet Halk Partisi içinde taşlar oturmamış vaziyette. Liderlik problemi de yok ve şuna da dikkat ediyorum. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Özellikle iki büyük aday Mansur Bey ve şeyi hedef alıyorlar. Ekrem Bey'i hedef alıyorlar. Yani burada sanki iktidar için Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinde bir değişiklik olmasın endişesi, beklentisi var. Sanki Özgür Bey'in orada kalmasını oradaki koltuğunun muhafazası için hamleler yapıyorlar diye değerlendiriyorum. Ve erken seçim olur mu? Bakınız bu birinci safa. Birinci safhada kesinlikle erken seçim yok zaten bunu en yetkili ağızlardan inkar ediyorlar. Birinci safada yapılacak pazarlık masası, anayasa değişikliği, yeni anayasa. Burada işler nasıl gider bilinmez. Benim kanaatim şu, birincisindeki gibi bu masa dağılır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinin bu işi istemiş olması bile yetmez. O zaman ne yapacaklar? Safa 2'yi devreye sokacaklar. İşte o zaman erken seçim diyecekler. O zaman Özgür Bey gel sen bunu istiyorsan işte erken seçime götürelim diyecekler. E şu anda Nedim Bey daha iyi bilir. <laughs> Mehmet Şimşek para biriktiriyor. O e, zor günler için akçe biriktiriyor. İşte o zaman e, pompalayacaklar parayı. Erken seçim yapmaya çalışacaklar. Hatta bu ikinci safhada başka bir seçenek de devreye girebilir. Nedir? Siz şey diyorsunuz çünkü aynı zamanda kamuoyu yoklamaları yapıyorlar. Yani ne kadar oy alabiliriz? Onu da görüyorlar. Eğer o resmi doğru okuyabilirlerse zamanında şey de düşünebilirler. Yarı başkanlık gibi işte parlamenter sisteme diyebilirler ki Özgür Bey'e. E gel buraya siz ne istiyordunuz? Parlamenter sistem. Hadi geçelim parlamenter sisteme. İşte ben de o biraz yetkileri kısıtlandırılmış cumhurbaşkanı olayım devam edeyim e beni destekle bu sayede Ekrem Bey'den de Mansur Bey'den de kurtulursun sen de lider olursun tabii ben çok niye çok böyle ben anladım. niye böyle ya bakın böyledir şimdi hem durum muhakemesi hem rekabet halindeki karargahlar karşı tarafın zihnine girmeye çalışır karşı tarafın ne yapmaya çalıştığı strateji böyle belirlenir seçenekler yapılır. Evet. Yani öyle var ya salla parti gidilmez. Karşı taraf ne istiyor? Ne planlanıyor? CHP seçmeni de kuzu kuzu gidip aman Erdoğan o zaman destek verelim. Böylece İmamoğlu'nu ve Yavaş'ı da kenara bırakalım mı diyecek şey yani? Bakın ama şimdi şöyle. Hani çok da makul geniş, gelmiyor bana bu söyledikleriniz. Geniş, geniş size bir, zaten. Geniş bir şimdi spektrumu Hücum. oynuyor. Sadece CHP seçmeniyle değil ki. Bakın kararsızları görüyorsunuz. Ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Yani bunlara yönelik bir plan. ha? Siz böyle bir plan yaparsınız. Böyle girdilerle istediğiniz sonuçları elde edebileceğinizi değerlendirirsiniz. Ama, Ama hesap iş tutmaz. istediğiniz gibi olmayabilir. Peki. Ama şunu demek istiyorum. Bir son cümle. Beğenmeyebilirsiniz. Ama iktidarın bir stratejisi var. Bir strateji kurmuş. Buna yönelik hamleler yapıyor. Bu strateji yanlış olabilir sonucunda. <laughs> Ama ben şunu demek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinin bir strateji yok biliyor musunuz Peki Gamze Pamuk